Ben Mustafa Aydın Çinel'im. Aşağı yukarı nakliye sektöründe 17-18 seneden beri hem yolcu hem yük taşımacılığında çalışıyorum. İşim uzun yol şoförlüğü. Yeri geldi gerekse yolcu taşıdım, yeri geldi yük taşıdım. Ve 3 seneden beri de canlı hayvan taşıma aracı kullanıyorum. Taşıma sektörünün en zor mesleği canlı hayvan taşımak. Bunu ben daha önceki yaptığım işlerdeki tecrübeler dayanaktan söylüyorum. Canlı hayvan taşımak daha farklı bir şey. Benim için daha önce en tehlikeli yük bu büyük kütlesel cam yükü dediğimiz camlardı. Ama bu sektöre girdikten beri, yani son 3 seneden beri bu sektöre girdiğimden beri anladım ki bu sektörün en tehlikeli işi ve en zor kısmı taşımacılıkta canlı hayvan taşımacılığı. O kateterlerle tanışmadan önce biz normal kamyonlarla, yani kasal dediğimiz kamyonlarla, eski usul kamyonları taşıyorduk. Ve inanır mısınız, ilk işe başladığımda dedim ki ben bu işi yapamayacağım. Çünkü çok zor. Kamyonlar hayvanların refahı için, sağlığı için ve güvenliği için hiç uygun değil. Ve çok zorlu dönemler geçirdim. Hani pes etme noktasına kadar geldim. Ta ki OKT Trader'ın özel ürettiği canlı hayvan taşıma aracıyla tanışınca da. Hayvanlarımız çok rahat şu an. Sulaması var, havalandırması var ve en önemlisi de tabanındaki hayvanların ayak tırnaklarının kaymamasını sağlayan çok özel bir saçlar. Yani sağ olsun mühendislerimiz en ince ayrıntısına kadar düşünmüş ve hayvanlar için üretmişler. Hayvanlarımızın sayısına göre, büyükbaş, küçükbaş sayısına göre hayvanı taşıma torbasınız gerektiğin 2 kat, gerektiğin 3 kat olabiliyor. Ve hayvan sırtlarına değmeyecek şekilde çatılar ayarlanabilir, çatı katları ayarlanabiliyor. Ve hayvanlar birbirine temas etmeden çok güzel bir şekilde taşınabiliyor. Şu an bizim kendi firmamızda çalıştığımız büyük başlı firmalarımız var. Gerek Balıkesir, gerek Bursa, gerek İzmir, gerekse Bilecik. Mesela bunlar 8-10 saatlik yol. Ama mesela bundan daha uzun Kars'tan mesela Türkiye'nin bir ucundan, yani Doğu Anadolu'nun en uç noktasından Ege'nin en uç noktasına, Kars'tan Aydın'a 1600-1700 km'lik bir seyahatimiz oldu. Ve seyahatimizde ortalama 55-60 tane hayvanla seyrettik ve bir tane zayiat vermeden hayvanlarımızı Kars'tan teslim aldığımız gibi Aydın'daki çiftliğimize çok güzel bir şekilde indirdik. İçimiz rahat, vicdanımız rahat, hayvanlarımızı güvenle taşıyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor.